Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi'nde biz bir süredir şey yapıyoruz, okuma grupları yapıyoruz. Geçen dönem Nurettin Topçu okumaları yaptık. Bu dönem Aliye İzzet Begoviç, işte, sonraki metinimiz burada İslam Depresyonu diye. Ondan sonra da Cemil Meriç, değil mi hocam? Evet. İkinci dönemde Cemil Meriç okumaları yapacağız. Şimdi önce kısa ana hatlarıyla bizim burada Çorum'da yaptığımız okumanın bir şeyini söyleyeyim size, temel hatlarını. Biz Felsefe Anadolu'da Yeniden Yurtlandırmak diye bir projemiz var bizim burada Çorum İlahiyat Fakültesi'nde. İslam Felsefesi ve Türk Düşünce Tarihi bağlamında. Aslında burada işte bugün daha güzel bir gün çünkü Türkmenistan'dan ve Afganistan'dan arkadaşlarımız var Hicret Üniversitesi'nde okuyan. Bizim bu projemizin öncelikli hedefi Türkistan-Türkiye irtibatının felsefi temellerini, kültürel sürecini bütüncül okumaya çalışmak. Yani bunu özellikle önemsiyoruz. Çünkü Türk dünyasının yeniden bir dirilişini sağlamanın yolu dilde, fikirde ve işte işbirliğinin temellerini atmak. İsmail Gaspıran'ın dediği gibi. Fakat burada öncelikli hedefimiz bu, uzak hedefimiz de bizim Türk felsefesi. Yani bu Türk felsefesinden kastettiğimiz İslam felsefesinden içinde şekillenen, yani biz Müslüman olduktan sonraki Türkçe yazdığımız metinlerden hareketle varlık, bilgi ve değer üzerine sistematik okumalar nasıl yaparız? Bu çerçevedeki okumalarımızı biz devam ettiriyoruz ve burası da Mahmut Atalay Gençlik Merkezi de bu anlamda bizim için son derece önemli. Çünkü niye? Biz bu Türkistan-Türkiye irtibatının felsefi temelleri derken Türkistan'da bulduğumuz, getirdiğimiz temel kültürel kodlar dediğimiz hususları Türkiye'de, Anadolu'da, İç Asya'da bulduğumuz yani Batı felsefesinin şekillendiği yerde bulduklarımızla birlikte harmonize edip yeni nasıl şey yapabiliriz? İzzet Begoviç ile ilgili olan kısmı şimdi diyeceğim. Geçen dönemki Nurettin Topçu okumalarımız bu anlamda bizim nirengi noktamızdı. Çünkü niye? Batı felsefesini okumuş ama Türkiye'de Batı'nın felsefe ekollerinin birinin akademik şubesi, bayisi olmamış. Buraya ait bir Türk felsefesi, Türkiye felsefesi, Türkistan felsefesi, Türk Müslümanlığı, işte 1071 ile birlikte başlayan, Sultan Alparslan'la birlikte başlayan, Osman Bey ile devam eden ve Fatih Sultan Mehmet'le bir dünya kültürü haline gelen yapıyı biz Nurettin Topçu üzerinde burada müzakere ettik. Aliye İzzet Begoviç niye önemli? Ben ana hatlarıyla onu söyleyeyim. Çünkü Aliye İzzet Begoviç bizim bütün felsefeyle uğraşanlar bilir ki bilge kral diye nitelendirdiğimiz bir güzel insandır. Biz Çorum'da, işte burada gençler var, felsefiye şey yapıyoruz, okumalarımıza Çağdaş İslam düşüncesinde Müslümanların yaşadığı sorunların epistemik temellerini, burayı özellikle vurguluyorum, epistemik temellerini araştıran alimleri okutuyoruz. Çaprazlama, birbirlerine farklı düşünen. Bunlardan en önemlilerinden birisi Aliye İzzet Begoviç. İşte diğeri Nurettin Topçu'ydu ama Nurettin Topçu yerli ayak. Aliye İzzet Begoviç bizim için şundan dolayı önemli. Genelde insanlara işte Doğu-Batı ayrımı sunuluyor. Din, felsefe ayrımı sunuluyor. Vahiy, akıl ayrımı sunuluyor. Biz Türkistan-Türkiye irtibatını, o felsefi Anadolu'da yeniden yurtlandırmayı bu ayrımların coğrafi ayrımlar olduğu, felsefi ve ilmi ayrımlar diye sunulursa zihinleri parçalandığını söylüyoruz. Ve o nasıl biz Türkistan'dan getirdiğimiz kültürel formatları Selçuklu Osmanlı Türkiye Cumhuriyeti ile bir bütüncül okumaya tabi tuttuysak, özellikle Fatih Sultan Mehmet'le birlikte oradan getirdiklerimiz Fatih Üniversitesi ile birlikte bir külliye, bir dünya kültürü olduysa, yani Doğu Batı ayrımı yerine o bir dünya kültürü kurduysa bunu yeniden yapabiliriz diyoruz. Çünkü işte meşhur bir tarihçi var, Spengler, 21 tane medeniyet tasavvuru var diyor. Biz 7. asırda Müslüman olduk, 16. asıra kadar kadim medeniyetlerin bilgi birikimiyle yüzleştik ve yeni bir bilgi formatı oluşturduk diye. Onun için ve o 17. yüzyıldan itibaren de Batı'nın o Rönesans dediği, fikri diriliş dediği yapının arka planı da bizim o Müslüman alimlerin
oluşturdukları metinlerin yeniden üretilmesiyle Batı'nın kendi kültürel kodlarını yeniden keşfetmesi süreci. Daha sonra işte Rönesans reform falan şey yaptı ve Batı bütün dünyada şey oldu, hükümran bir konuma gelişti. Bizim Aliye İzzet Bogoviç tam işte bizim için burada kilit nokta dostlar. Çünkü niye? Aliye İzzet Bogoviç Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı olarak Doğu ile Batı ikileminin eğer aşmazsak, zihinleri parçalayan yapısını aşmazsak, orada kilitli kalırsak neler olabileceğini bilen ve o ülkesini dünyaya tanıtan bir lider. Ben zaten arkadaşlar onların hayatı ve metinler üzerinde konuştular. Aygün hocama söz vermeden önce bu Bilge Kral terim üzerine biraz üzerinde durmak istiyorum. Bizim bu felsefi Anadolu'da yeniden yurtlandırmakta kilit aldığımız nokta Farabi. Yani Müslüman Türk filozofu. Onu biz İsa felsefesinin kurucu filozof olarak da görüyoruz. Farabi meşrai filozofdur. Yani Platon'un o peripatik felsefenin İskenderiye hattı üzerinden, özellikle onu diyorum çünkü İbrahim'i damardır orası. Ve o Kaldeliler, Mezopotamya'daki o felsefenin Mısır üzerinden Grek'e ve Batı'ya taşınarak bir yani Batı felsefesi denilen yapının aslında Farabi ile birlikte tekrar felsefenin asli yurda getirilmesi söz konusu. Dolayısıyla Platon'un, Aristo'nun görüşlerini imbikten geçirerek İslam felsefesinde yeniden üreten Farabi'dir. Farabi ile Platon'a baktığımız zaman oradaki anahtar kavram Bilge Kral'dır. Yani bilge yöneticidir. Yani erdemli yönetim arayışıdır. Adaletli, özgür, eşitlikli bir yönetim nasıl olacağına dair. Bunun için ben İzzet Bogoviç'i 95'ten itibaren işte Aygün Hoca'nın şimdi bahsedecek diğer arkadaşlar var. Biz bu güzel alimlerle tanıştırıyoruz. Ben anahtarıyla böyle bir giriş yapayım. Sonra Aygün Hocam aldığı notları söylesin. Sonra Gülsün Hocam siz hayat hakkında şey yapacaksınız değil mi? Daha sonra değil mi? Dursun kardeş, Hasan kardeş ve diğer okuyan kardeşlerle bu metin müzakeresi yapacağız. Sizden ricam ya sorularınızı not alın ya da ana şeyi sunumu arasında da sorabilirsiniz. Ana sunum sonrasında da olabilir. Tamamen bir beyin fırtınasına dönüştürelim bu şeyi. Zaten sempozyum şölen demek. Yani biz bunu ufak çaplı bir bilgi şölenine dönüştürelim. Buyurun. Evet.